hadi hadi yaparsın aşkım. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım. Efendim herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi küçükleri gözlerinden, büyükleri ellerinden, yaşıtlarımızı yanacıklarından öpüyoruz. Yaparsın aşkıma. Hoş geldiniz. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım. Teşekkür ediyorum. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizler stüdyomuza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi pek kıymetli mesai arkadaşlarım, yoldaşlarım, abilerim, ablalarım, halalarım, analarım, bacılarım, dükkana hoş geldiniz. Dört çiftimizle yarışacağız ve bugünkü araba yavru vatana gidecek. Muhtemelen direksiyonu soldan alıp sağa koymamız gerekecek. Bütün bunları konuşacağız. Yarışmamıza hoş geldiniz. Hemen birinci oyun için herkes yerine. İki balonu rakiplerinden önce patlatan sağ ön tekerin sahibi olacak. Çisem hazır mısın? Hazırım. Sündüz, Gamze, Gülsev hazır mısınız? Hazırım. Beyler hazır mısınız? Evet. Klasiktir siz bilmezsiniz ama biz Kıbrıs'ta şöyle konuşuruz. Napan. İyi sen napan. İyi sen napan. İyi ben napam. Biz napam. Nerede kaldın? Napalım. Nerede kaldın? Geldin. Gelecek. Gidecek. Sen tamamsın. Tamamım. Tamamsınız. Tamam. Tamam. Hep beraber. Hadi. Şu görmüş olduğunuz arabanın sağ ön tekeri. Yaparsın aşkım Kıbrıs özel bölümüyle ve ikinci oyunla devam ediyor. Nasıl tanıştınız Ali ile? Hocalarımız bize bir ödev verdi. Bir kitabın özetini çıkarmak için. Kitap aşkı memnun. Ben de Behlül. Benimle konuşurdu arkadaşça. Başka biriyle çıkardı. Görevi gereği. Yönetici. Dönerci. Mercan. Perişan. Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz? Ali.
aradı dedi, ben bir araba gördüm dedi. Aynı dedi, senin arabana benzer, sen misin? Senin araban mı? Aynı ona benzer, sen misin? Sen misin o? O sensin. Çok çok teşekkürler. Bir numarada tekerin sahibi, oyunun lideri, anahtarın sahibi Çisen ve Ali. Elden vereceğiz. Ediyorum. Her şey yolunda mı? Evet. Hazırız. Neye hazırsınız? Arabayı almaya. Şimdiden hazırız. Peki siz Ali ile manitasınız. Nişanlı. Nişanlandınız. Manita, evet. Öyle oldu. Pekala. Nasıl tanıştınız Ali ile? Bankta. Bankta? Evet. Nasıl oldu? Lisedeyken okullarımız yan yanaydı. Ali'nin kuzeniyle ben aynı sınıftaydım. Bir yine okul bitmişti. İşte sonlarına doğru biz oturuyorduk bankta. Normalde her okul çıkışları toplanıp otobüslerin kalktığı yer var, oraya kadar yürüyorlardı. Kuzenin almaya geldi. Oturdu bizimle beraber. Selam dedik ve yüzümüzü döndük. Hiç ondan sonra... Tabii oğlum benden etkilendi biraz ama. Olmadı. Daha sonra hocalarımız bize bir ödev verdi, bir kitabın özetini çıkarmak için. Kitap Aşkı Memnu. Evet. Behlül. Neyse. Aman neyse. Evet. Neyse, o da Behlül'ün özel hayatı. Daha sonra onların kaldığı köye bir kız arkadaşımla beraber kuzenine hafta sonu kalmaya gittik. Niye? Özetini çıkarmak için kitabı. Özete bak. Ben hafta sonu köye gidiyorum. Niye hiçbir özet çıkarmam gerekiyor? Abi 3 gün kaldı. 3 günde çalıştıklarını görmedim ha. Orada tabii bu arada tanışmış olduk. Daha iyi bir iletişimimiz oldu. Ben etkilendim ama hiç istemez modda gayet. Neden? Öyle işte, geldi. Klasik. Peki nesinden yani, etkilendin? Hangi anda etkilendin? Duruşundan. Bizim ayrılmamız çok bir dönem vardı. Dedim ki tamam, evet artık istemiyorum. Sonra ben tekrar arkadaşıma gittim kalmaya. Geldi, bir anda o gün belki de 2 ay önce gördüğüm kişi değil, bir boylu, postlu böyle bir parfümle, İki ayda bir şeyle. İki ayda boyu uzamış. Kapıdan girdi, benim kalbim tık 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 tık. Dedim tamam, evet, Çisem nasıl elde edeceksin? Çünkü ayrıldık, ben istedim. Neyse daha sonra biraz konuşma fırsatımız oldu. Tekrardan bir şeylere başladık, biz yine ayrıldık. Ya bir yıl bu şekilde gitti geldi yani. Evet. Sonra? Abi sonra, araba sürmeyi öğretmek için araba verdik, arabayı perte çıkardı. Peki nasıl barışıyorsunuz? Kim çaba harcıyor? Şöyle, yolda bir araba görüyor. Araba benim arabama çok benzer ama plaka falan hiçbir şey yok üstünde. Kaza yasa dışı bir araba. Yok, hayır, araba kaza yapmış. Bu yüzden çekiciyle gidiyor. Aradı dedi, ben bir araba gördüm dedi. Aynı dedi, senin arabana benzer, sen misin? Yani senin biraz arabanı açtı. Aynı ona benzer, sen misin? Sen misin o? Yani bu o senin sensin araban mı? Senin araban mı, bir şey var mı filan? Hayır yani ben o sırada eve gidiyorum. Yani üniversitedeydik. Bu şekilde başladık ve bir daha da hiç kopmadık. Nasıl barıştığınızı anlamadım. Bu şekilde başladı. İlk adımı o attı. Daha sonra ben karşılık verdim. Konuşarak... Bu bir adım değil ki, bu bir merak. İşte ama böyle oldu. Sen misiniz? O attı demek ki araba evet, senin dedi. Evet, ilk adımı o attı. O da evdeymiş. Çünkü konuşmazdık. Nasıl konuşmaya başlayacaktı? Ama sağlığından endişe etmiş. Bu adım atmak anlamına ya, gelmez tamamen ki. Tamamen yalan. Yalan. Efendim? Klasik erkek taktiği. Klasik erkek taktiği mi? Evet. Klasik erkek taktiği o değildir efendim. Klasik erkek taktiği şudur.
Rüyamda gördüm seni, iyi misin? Onun araba beyaz, benim gördüğüm araba kırmızıydı zaten. Bayağı benzettin kendini. Biz buna adı mı diyeceğiz? Şimdi adam çekicide bir araç görüyor. Ve Çisem'e ait olduğunu düşünüp endişeleniyor. Aramaması saçma olur. İşte bahane aradı. Ama konuşmuyordu ki, niye beni arasın? Küsüdüle. Ama efendim? Küsüdüle. Ama konuşmuyorduk o dönem. Küsüdüler de. Küstük. Çok insanca bir şey bu yani. Arabanın plakası yok mu bakaydı. Yokmuş. E oldu işte, düştü kazada. Neden? Milyonlarca o arabadan var. Niye ben? Ha, ne için o? Allah kahretmesin. Bahane. Allah beni ne yapmasın. Çok haklısınız yani. Gerçi bak, yavru vatan diyoruz ya, Kıbrıs'ta da işler değişmiyor. Peki Ali'nin en güzel huyu ne? Ya bana karşı aşırı iyimser. Yani mutlaka ben kötü olmayayım diye her şeyi yapabilir. Ve mutlaka çözmeyeceği, fark benim için yani hiçbir şey yok. Hadi gene iyisin yani, Ali hadi. En tamam, iyi huyu bu ilk yerden yere buldu sen ama sanırım. Şimdi... En iyisi bu. Ben hepsini, bütün huylarını çok seviyorum. İki tanesi falan hariç. Hah, o iki tanesi ne? Çok rahat. Yani şurada bu stüdyo yansın, hiç umrunda olmaz. Ne yapayım, ben mi söndüreceğim? Arkada falan bir şeyler yiyeyim, bir yer olabilir yani. Daha önce bir stüdyo yaktık. Çok rahat İlker Bey, çok rahat. Yani ben hadi diyorum, yapalım, nasıl yapacağız, nasıl olacak falan, hallederiz ya. Ne sonuçlar da olur ama. Ama halletti ve tekeri aldınız, haklı çıktı adam. Vallahi halletti, biz ama çok çıkardık. Umursuz ve bu çok kötü bir şey. Bizim hazır gaz patlaması oluyor, bu nefes nefese çıkaramadık. gaz patlaması... Çıkıyordu, biraz daha patlatamadık. Tamam. Çünkü gaz patlaması deyince aklımıza... Kıskanç mısın Çisem? Aşırı. Aman. Çok aşırı. Biz Ali ile dip karpaza gidebilir miyiz kamp yapmaya? Oraya gidebilirsiniz. Problem yok. Kıbrıs'a gidebilirsiniz. Dip karpazı bilir misiniz? Gider ya, zaten eşek var. Sana başka bir şey yok ki. Eşeklerle. Vakit geçirebilirsiniz. Tövbe yarabbim. Dip karpaz, Kıbrıs haritasını gözünüzün önüne getirin. Bir ucu var ya böyle, en ucu. Zafer Burnu orası. Kıbrıs'ın bittiği yer. Biz oraya gittik. Çok güzel bir yer. Acayip güzel. Ve çok kamp yapılıyor orada değil mi? Evet. Peki Ali ile Türkiye'de kamp yapabilir miyiz? Ne kadar süre? Yani kaç gün mesela? Sana ne lazım? Bir iki gün yeter yani. Bir hafta. Yok, olmaz. Yaparım erkek ya, erkeğe olmaz Ali, mi? Cem, Fuat, Cebrail, ben. Yok, olmaz. Gidin. Niye? Olmaz işte, gidemez, kalsın dibimde, öyle yanımda. Ne yapacaksın dibinde ya? Dibimde kalsın. Beni alın götürün. Efendim? Fuat gidebilir. Fuat gidebilir. Evet, bir şey yani getiririm. Cebrail gelemiyor mu? Maalesef yapamıyoruz. Benimki de gidebilir. Erkekleri sıkmayacaklar. Sıkarsalar daha çok kaçamak yapar. Belki daha mı ya? Onca göverek. Hiçbir yere gidemez. Bravo Sündüz. Kafa da rahat. Erkekleri sıkmayacaksın. Evet. Bitsin. Yok yok. Deplasmana gidebilir miyiz? Nereye? Nereye gidemeyiz? Yani bilemiyorum. Genelde böyle. Ali, dünyada görmek istediğin ülke? Ukrayna. Neresi oldu? Ya bu Ukrayna'da ne var? Çok merak ediyorum. Yo, hayatta olmaz. Peki Çisem, bir koşu yarışında ikinciyi geçersen kaçıncı olursun? Birinci. İkinci. Ha, ikinci olurum, pardon. İkinci olurum. Pardon. Arabayı ne yapacaksınız? Kısmetse 3 ay sonra evleniyoruz. Ay hadi. Yatırım amaçlı, oh, kullanmak istiyoruz. Nerede düğün? Kıbrıs'ta, Lefkoşa bölgesinde. Lefkoşa'nın nesi meşhur? Neye meşhur olacak? Vallahi herhalde şu sıralar trafiği. Kıbrıs'ın nesi meşhur? Molehiya. Molehiya. Yemeklerimiz tabii ki molehiya. Molehiya yedim. Ceviz macunu. Ayrelli. Evet. Demiş. Ayrelli. Kuşkonmaz. Efendim? Ayrelli. Ayrelli. Sizde kuşkonmaz dermişler, evet, galiba ama bizde ayrellidir, evet, bu. İspahoy'la da bağladım, getirdim size. Alabilir miyim? Alabilirim. Tabii. Ama neyle bağladın dediğin? İspahoy'la. Benim Norveççem çok iyi değildir yani. Neyse değil.
Anlamadım ben söylediğini. Ayrelli'yi. Demo Ayrelli. Ayrelli. Doğru mu? Evet. Buzluktaydı, yalnız kırıp da hemen kızartmanız gerekir. Çünkü evet, getirdim buraya. Tamam. Şimdi yenmez. Acıdı. Ucunu yiyeceksiniz. Kökü evet, kalacak. Acı olabilir. Ayrelli isteyen var mı? O çok faydalıdır İlker Bey. Bütün doktorlar der ki yiyin yani. Neye faydası var? Bütün vücuduna. Yumurtayla bir de bol ekşiyle. Bunu yiyin, ağzınız tatlansın. Evet, ceviz ikinci macunu. Meşhurumuz da ceviz macunu. Evet. Ben de getirdim size. O ne? Ceviz macunu. İkisi de aynı denk geldi. Ceviz macunu. Peki ceviz macunu ne işe yarıyor? O da ne işe yarıyor? Evet, evet. Faydaları sonsuz değil mi? Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Size başarılar olsun diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi tutuyorum. Teşekkür ederim. Bravo. Sündüz ve Cem, siz nasıl tanıştınız? Bizim çok maceralı oldu tanışmamız. 2005'te ama 7 yıldır evliyiz. Bir şirkette çalışırdım, işe gitmek zorundaydım. Gittim, normal olarak bir şirkette çalıştığın zaman işe gitmek zorunda oluyorsun. Evet, işe çıktım giderim ama süratli giderim. Kemerimi de takmadıydım. Eşimin işi gereğince trafikte tanıştık biz. Nasıl oldu? Yazdı beni, ceza yazdı. Bunu ilk defa duyuyorum. Trafik cezası yazdı sana. Öyle tanıştın. Evet. Peki oradan nasıl evlenmeye gittiniz? Evlenmeye gitmedik daha. Ha. Çok nereye gittiniz? O beni yazdı. Ben gittim artık gideceğim yere. Ondan sonra sürekli benim işlediğim yere ceza getirirdi. Trafik cezalarını. Ora geldi gitti, geldi gitti. İşte orada birazcık bende elektriklenme oldu. Ama çok da havalıydı. Burnu Kaf Dağı'ndaydı yani daha o zaman. Vardı biraz yakışıklılığımız yani. Bir tık bir gencidik şeyler oldu bende ama bizimki çok çapkın olduğu için bize bakar, geri kaçar. Bakar, ica der yani bize, geri kaçar başka taraflara. Başka taraflar? Benim inan konuşurdu arkadaşça, başka biri inan çıkardı. O varı kanada başka biri inan çıkardı. Oo ya, abi ben kaçayım buradan ya. Mahvetti seni. Görevi gereği. Nasıl görev o? Sürekli ceza yazdığı için herkese görüşmek zorunda kalıyor adam. Tabii. Peki, hangi anda sana döndü? 9 sene geçti, 2005'ten 2012'ye kadar bir boşluğumuz oldu. O sıra o koşuştururdu. Dedi ki, bir daha dedi, gelemeyin dedi. Ben de dedim, gelirim dedim. Kimsin sen de beni sokmayacaksın içeriye? O da dedi, gelemeyeceksin, bak göresin dedi. Meğer polislere söylemiş ki, kapılara dikti bu plaka gelirse giremez içeri. Ben enayiyim, kiralık araba vardır, onunla girerim. Gene arabanın plakasını aldı, gene giremem diye. Gene polislere söyledi. Tamam dedim, bir gün giderim Lefkoşa'da. Aradım 155'i, böyle böyle arabanın plakasını verdim. Yolda dedim, deli deli sürer. Galibim da dedim, içkilidir da. Kendi kendimi şikayet ettim. Sonra ne yaptılar? Vallahi öyle yaptı. Sonra yaptı, kendileri aradı beni. Telefonumdan kiralık arabanın kim aldı diye. Böyle böyle, aa dedi. Dedim, elimi de belime koydum, nasıl girerim ama. Hem de sen aradın dedim, bir de söyledin, giremem diye. 356 milyon da orada. Ondan sonra baktım, gene birileri inan çıkar. Hala daha akıllanmadı. 2005'te Ağustos ayında ben trafik kazası geçirdim. Ama konuşurduk bu adamını. Bir şey yaptım, hastaneye düştüm. 10 gün sonra aklım başıma geldi. Aradım kendini. Bakarım bir karı. Karıya dedi ki, al sen aç telefonu. Beni rahatsız eder. Benimle konuşurken ben rahatsız edermişim onu. Öyle karı bir şey yok İlker Bey. Be salak da ben dedim, sensin be. Dedim, dedim ne aran beni. Ay ne romantik. Ay bak tüyler diken diken yani. Sonra dedim, erkeksen gel dedim hastaneye. Ben bilirim ki öyle gaza getirirsem gelecek yani. Geldi, kaka ya diyor, konuşacaksın yani. Dedim, gelmem dedim. Oysa ben yataktan kalkamam. Gel diye.
gitmedim. 9 sene geçti aradan. He, dokuz, bir polis arkadaşı geldi dedi ki bana, Sündüz dedi, sen Cem Üntaç'ı tanır mı? Tanırım deyiyordu. Yanımdaki kız dedi, ben tanırım dedi. O öyle deyince ben de geri planda kaldım. Çünkü onun seviyesine düşecektim. Onu aldım götürdüm evine, o kızı. Sonra baktım Facebook'tan Cem Üntaç'a baktım. İlişkisi yok. Oh dedim, boştadır adam. Bir dürttüm kendini. Oo, boştaymış adam. Dürttüm. Aynen öyle. Dürttükten sonra o beni dürttü. Ne arkadaşlık göndermen de dürten dedi. Dedim sen gönder dedim kendine. Çünkü o bazı zamanında çektirdi ya, ben, sıra bende. Sonra şey yaptı. Dedi telefon numaranı ver. Bu arada iki telefon kullanır. Bir sevgili telefon. Bir de iş telefonuydu İlker Bey. Normal ilişki telefonu. Biri iş telefonuydu İlker Bey. Bunu ilk defa mesela bakın, bu normal ilişki telefonu dedi. Allah İş telefonu, dedim iş telefonu. Dedim kendine normal telefonunu ver de dedim diğer telefonunu verme. O da dedi nereden çıkarttın dedi. İki telefonum olduğunu. Ben bilirim ama geçmişini bilirim çünkü ciğerini tanıdım artık adamın. Nasıl bu kadar biliyorsun ya? 9 yıl boyunca sürekli takip mi ettin? Çünkü 9 yıl boyunca değil de 2 yıl boyunca işlediği günleri her gün, 2 günde bir işlediği için hep işlediği günleri takibe geçirdim onu. Sabaha kadar uyumazdım, arabanın içinde pusuda yatırdım. Benim olacaksın dedim kendine. Benim de oldu yani. Peki romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Almadım. Almadı. Almadı İlker Bey, ne için? Bizimkiler şok. Almadım. Neden? Onun için almadım. Biz nikah işlemlerini... Beni şortundan terliğine şeye götürdü nikah masasına. Annesinde bir sıkıntı çıktıydı işleminde. Ben o işlemi de hallettim. İşlerdim o gün. İş kıyafetiyle gittim şeye, tanıdığıydı belediye başkan, dedim bugün bu nikah kıyılacak dedim. Adam denize hazırlanır gitsin. Çünkü adam o gün boş. Ha, barınmak arası babuşlarına, şortuna, gittim bakalım belediyede nikah şahitleri oturur beni verir. Ben de şortuna. Dedik o haliyle geldi nikah kıydı. Aynen. Ben kaçırttım onu yani. En güzel huyu ne Cem'in? Romantiktir. Her istediğimi yapar. Her dediğimi de yapar. Güzel yemek yapar, hem iş yapar. Öyle mi? Pis huyu ne? Çok dırdırcı. Hiç susmaz. Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz? Bulli. Bulli. Efendim? Bulli. 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 Bulli, evet. Bulli. Adımızı çağırmayık. Sündüz, kıskanç mısın? Deli damarımı tutturursa çok fena kızarım, kıskanırım. Ama normal halinde kıskanmam. Biz kampa, deplasmana falan gidebilir miyiz? Her yere gidebilirsiniz. Çünkü o zaman da ben gezeceğim. Dırdır olmayacak kafamda. Katılırım. Arabayı ne yapacaksınız? Kredi borcumuz vardır. Kazanırsak öderiz. İnşallah. Başarılar diliyorum. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Teşekkür ederim. Sen de söyledin mi sizi tutuyorum diye? Söyledin mi? Söyledin. Tamam. Çizem, sen romantik bir evlenme teklifi almış mıydın? Yani herkes evet der ama bence hayır. Ne demek o? Anlatıyorum. Şimdi biz sözleneceğimiz tarihe karar verdik. Dedik ki 13 Mayıs'ta sözleniyoruz. Bir gün önce 12 Mayıs'ta Ali beni aradı ve dedi ki kahvaltıya gidelim. Kahvaltıya nereye gittiniz? Gitmedik işte, kahvaltıya gittik. Ben öyle biliyordum. Kahvaltıya götüreyim seni dedi. Tamam, bindik arabaya. Giderik yolda 45 dakika oldu, daha giderik herhalde. Ya ben o kadar bir uzun geldi ki dedim, nereye götürüyorsun beni kahvaltıya? Bu arada düşünürüm, sabahın köründe beni yolda götürür. Nereye gideceğim hayatta kabul etmem, rezil. Hiç. Daha sonra bizim orada Geçitkale Havaalanı var. Kapalı, kullanılmıyor. Orada kapalı uçaklar var. Planör. Gittik oraya, dedim nere geldik filan. Bir orada bir eğitmenler vardı, bizimle önce bir sohbet ettiler. Tabii ben anladım ama bu arada evlenme teklifi olacağını. Çünkü zaten beklerdim. Ama arada ne olacağını bilmez. İnsan bir evlenme teklifi eder, etmedi. Neyse. Sonra uçaklara eğitmenlerle beraber iki ayrı uçağa bindik. Havalandık biz. Havada
Karpaz açıklarında böyle denizin üstünde. Telsizde bir sıkıntı vardı. Ben hiç duymadım. Ayrı ayrı iki uçaktaydı. Yan yana böyle havada gidiyoruz. Bir teklif etmiş yani ama ben hiçbir şey duymadım. Böyle ne zaman düşeceğim, düşüyorum. Ben böyle aşağıya bakarım filan. Hiç aklım telsizde değil. Biraz daha yaklaştılar çünkü sanırım telsizlerde bir sıkıntı oldu. O zaman duydum, bir 11. kez de falan duymuşumdur herhalde. Evet diye bağırdı. Güzelmiş. Bu şekilde bir evlenme teklifi oldu. Peki. Eşiniz. Çisem, eğer bu oyunu siz kazanırsanız kesin olarak finaldesiniz. Aman aman aman. Hadi Ali. Gülsev, iyi misin? İyiyim. Bu arada kahve falan söylemedim ben size. Ölüyorum. Efendim? Ölüyorum. Kahvesizlikten. Kahve söyleyeceğim. Nasıl içersiniz kahveyi? Sade. Orta. 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 Murat, 5 tane Türk kahvesi, 3'ü orta, 2 sade. Beylere sorayım mı? Galiba yani bir buzlu gelecektim kahveler ama. Beyler kim istiyor çay kahve, parmak kaldırsın? Ben kahve. İçerik ya, kahve var. Kaldır abi parmağını. İsteyenler? Olur. İkisi sade, 3 orta. 180 saniyede kaç kelime anlayabilirsiniz? Oh. Oyun gelsin. Ellerini bağlar, ben söylemeye çalışıyorum. Bugün Merve ile oyunu size göstereceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Müzik gelsin. Güllaç. Sütlaç. Fena değil, şekerden yakaladı. Güllaç. Ayrelli. Sandalye. Ayrelli. Onu bilmez ki. Ayrelli. Anlamıyorum. Bulli değil. Evet. Bulli değil. Bulli. Puding. Başka bir kelime söyle. Turuncu. Süt. Oğlum bütün dudaklarım var benim ya bak. Turuncu. Peki. Mandalina. Mandalina. Ayrelli. Ayrelli. Aylin anlıyorum. Ayrelli. Merve. Soru var mı? Rekor kaçtı? 18. Kaç? 3 dakika. 3 dakika. 18 girmiş rekor. O şey, 18. En düşüğü, en kötüsü. 1. İlk iddiayı senden alacağım Çisem. 3 ile başlayalım. Başla. Sündüz. 2. Gamze. 1. Ne 1'i ya? 0 de. Gariptir, terse gidiyoruz ilk defa ya. Direkt elenelim, 0 de oynamayalım. 4. 4. 5. Çık da korkma bunda. Benim uğurlu 7'dir. 7'de kalırım artık. 3. 8. Aferin. Gamze, kimseyi geçmediğin halde yükselttin. Buna gerek yoktu. Bir daha yapmamanı tavsiye ederim ama sen bilirsin. Kıbrıs'ın adetleri başkadır. 6. Olur. Çisem. Ha görünüş öyle. Kalıyorum. Ne kalması ya o? Gündüz. Kalıyorum. Allah'ını seversen söyledim de sana bunu yaparım diye. Bu ya bahsettiğiniz skorlar defalarca yapıldı. 10. Son kararım. 15'e kadar çık. 10 kararım. Onu Kenan'a söylersin. 9. 11. Oyunu satıyorum. Satıyorum. 12. Becanım ne 6'sı Becanım? Başka açık. Satıyorum. Sat diyenler parmak kaldırsın. Becan'ın ne altısı oynamayalım daha iyi. Sat! Hadi 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 yaparsın aşkım.
Deli Fuat. İddia altı, üç tane de jokeriniz var ya da pas geçme hakkınız var. Toplamda 9 kelime var. Bunun altısını 180 saniyede bilmen gerekiyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Müzik gelsin. İlk kelime. Hazır mısın? Hazırım. Hoy raz. Hoy raz. Hoy raz. Kitap. Kitap. Kestane. 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 Lüks. Aç ağzını. Nasıl açayım bunun ağzını? Lüks. Kuş. Ne kuş ya? Lüks. Geç. Emlak. 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 Evet. Fikir. Fikir. Evet. Sen de olmayan. Uyur gezer. Buyur gezer. Evet. Şelale. 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 Saç. 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 Evet. Lüks. Lüks. Aç ağzını ya. Nasıl? Aha açtım. Dilini göreceksin. Aha açtım. Lüks. Lüks. Hadi be, hepsini bildim. Kurt. Ne vurdu ya? Lüks. Kuş. Lüks. Saniye nerede ya? Daha var. Kutu ne? Bu lüks. Lüks. Dilime bak. Bu açamam ki ağzını bunda. Aç ağzını. Ne var ağzında? Bu gördün. Lüks. 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 Ü. Lüks. Le. Ü. Lüks. Ne u diğeri? Hayır, fark etme. Lüks. Lüks. Loto. Ne lotosu ya? Lüks. 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 Hepsini bildim, bunu bilemeyeceğim. Lüks. 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 Anlamadım. Gerçekten deli gibi hissederim kendimi. Lüks. Ama söyle sen de. L-U. Lüks. Lut, luk, lüks, 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 lüks. Yaklaşıyorum. Devam, devam. Lüks. Lüp, lüp, lüp. Lüks. 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 Hadi bizim o. Aç ağzını. Aha açtın. Nasıl açayım ağzını bunda? Hayır, zaman açık gözün de. Kalsın üstünde gelmeyi lütfen. Bunu sana giydireceğim ben. Kilit takosunlar ayaklarına prangada. Yo, ben bundan eve isterim. Senin için ama, benim Yo, için değil. Senin için. Gayet zararsız böyle. Ne güzel. Yahu altıncıyı daha birinci dakikada bildiniz. Niye iddia yükseltmediniz? Çünkü anlatamayacak diye korktum Bence ben. Bence sen anlamayacaksın diye korktum. Bak, ben ne güzel anlattım şak diye. Ya? Ya? İddia altı, sizin yaptığınız 9. Buyurun İdeal Korku'na. Ve sıradaki iddia 10, Sündüz Cem. Hazır mısınız? Hazırız. Taktik ne? Ağzını atsın ama güzel kelime kullan. Orada ne yazarsanız konuşacağım. Tamam, hecele de bana. Tamam, heceleyeceğim herhalde. Direkt söyleyecek değilim. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Müzik gelsin. Müzik gelsin. İlk kelime geldi. Pancar. 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 Sarkıs. Sarkıs. Sarı. Sarkıs. Geç. Patates. 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 İkisi de doğru galiba. Kız. 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 Kız diyor. Kız.
K. Kız. K. Kız. Kız. Kaplo. Kaplo. Orada kaplo demek ki. Masraf. Mas. Has. Mas. Masraf. Masraf. Yönetici. Yönetici. Dönerci. Yönetici. Anlamam. Süpürge. 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 Şef. 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 Küpe. Küme. Küpe. 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 Ciğer. Çilek. Ciğer. 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 Bilim. 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 Tesadüf. Tesadüf. Yönetici. Yönetici. Bravo. Masraf, bilim, tesadüf, sarkıt. Masraf. Masraf. Paskap. Mas. Paspas. Masraf. 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 Evet, sarkıt var, bilim, tesadüf. Bilim. Ki. Bilim. 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 Geç. Tesadüf. Tesadüf. Kulağımın zarı patladı. Efendim? Kulağımın zarı patladı. Benim de. Bildik. Ya bir göreceksin şimdi. İddia öldürdün on. Mi? Neydi en son dedi o pir pirden? Bilim. Bilim. Hı. Alayım seni de böleceğim. Bilim. İddia on. Sündüs ve Cem'in yaptığı. Olmadı. Olmadı. On. Sündüs ve Cem'i liderlik koltuğuna gönderirken sıradaki iddiayı davet ediyorum. 11 Gülsev Cebrail. Nedir? Taktik ne? Ağzını aç. Çalıştığımız açtım, gibi. Dilini de hareket ettir muhakkak. Tamam, onu unutma. Tamam. Çalıştınız ben mı? Evet. Çalıştık. Bunu ama bilmem inşallah istediğimiz gibi çıkar yani. İnşallah. Dilini hareket ettirmeyi unutma. Hayır, yürü oynat. Müzik gelsin. Doğa yapamazsınlar. Ve ilk kelime geldi. Torun. Torun. Koltuk. Torun. Torun. Doğru. Torun. Doğru. Te. Te, te. Çelek. Torun. Anladım. Torun. Doğru. Te, te, te. Torun. Koltuk. Yağmur. Yağmur. Termos. Yağmur. Yağmur. Geç. Tiyatro. Traktör. Tiyatro. Bence traktörcüyüm zaten. Evet. Tiyatro. Kart. Kas. Kart. Rrr. Kart. Las. Kart. Kas. Rrr. Kart. Plastik. Kart. Las. Kart. Las. Kart. Las. Kart. Çalıştığınız çok iyi evet, olmuş. Çok iyi. Çapkın. Çapkın. Çabuk. Çapkın. Çabuk. Çapkın. Çapkın.
Çamlık. Çapkın. Camcı ne? Çapkın. Camlık. Çapkın. Yüzük. Yüzük. Uzun. Yüzük. Ye. Yüzük. Uzun. Yüzük. Uluk. Şekerleme. Kelebek. Şekerleme. Şekerleme. Çanıp. Şe. 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 Bekle. Şe. Ce. Şu. Şu. Ce. Şekerleme. Şekerleme. Anlamadım. Geç. Çaydanlık. 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 Evet. İnanamıyorum. Aşk. Aç. Aşk. Aş. Aşçı. Aşk. Aşçı. Aşk. Aşk. Aş. Aşı. Aşk. Aşı ne? Kı sonunda. Askı. Aşk. Aş. Aşk. Aş. Aşk. Aşa ne? Aşk. Aş. Bağırma be çocuğa. Hayran. Ajan. Hayran. Ajan. Hayran. Adam. Hayran. Kravat. 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 Savaş. Kravat. Gülsev sen rahat kravat. Ol. Tavan. Nişan. 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 Çim. Çim. Evet. Bin dallı var. Bin dallı. Bin dallı. Fincan. Bin. 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 Pil. Bin dallı. Bin dallı. Bin dallı. Evet. Bin dallıyı bildi. Zor olanı seçti. O kadar şeyin arasında bin dallıyı bildin. O kadar söyledim şey ağzımdan. Anlamadım efendim. Toruna koltuk. Tiyatroya traktör. Benzetmişim en azından. Karta lastik. Çapkına çıbık. Şekerlemeye kelebek. Aşk. Sen aş ya da aşçı dedin. Anlamadım. Çıkaramadık sonunu. Evet. Torun. Koltuk. Tehte. Çelek. Yağmur. Termos. Tiyatro. Traktör. Kar. Lastik. Rrr. Laz. Çapkın. Çabuk. Çabuk. Yüzük. Uzun. Şekerleme. Kelebek. Şekerleme. Hayran. Ajan. Kravat. Savaş. Kravat. Tavan. Aşk. Aşçı. Aşı. Askı. Aşk. Aşa ne? Saçma sapan şeyler söyledin. Anladım hadi ki düzgün. Ben düzgün söyledim. Beş sen anlamadın. Düzgün söylemedin. İddia 11 Gülsev ve Cebrail'in yaptığı 4. Niye siz az önce burada değil miydiniz? Ya son anda açıldınız, ben hayret ettim 4'e. Evet. Zor olanı bildi. İki oyun geride kaldı ve evet, henüz evet, teker veremedik. Dikkatli ol. Hiçbir şeyimiz aynen yok. Yaparsın aşkım Kıbrıs özel bölümünde en büyük iddia 12 Çisem Ali. Eğer iddianızı tutturursanız kesin olarak finalist oluyorsunuz. Aksi takdirde anahtar Sündüs ve Cem'e gidecek. Hazır mısınız? Hazırım. Var mı taktik? Yok. Yani. Ağzım. Hecele. Açacağım zaten, merak etme. Ağzını açmadan konuşabilirim, yani daha görmedim. Yani ben anlamadım ya. Hecele. Müzik gelsin. Ve ilk kelime. Model. 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 Poster. Model. Potel. Mo. Motel. Model. Del. De. Motel. Model. Otel. Ta. Ta. Sa. Ta. Ta. Tahta. Şöyle yapamazsın. Domates. Domates. Taç. Saç. Taç. 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 Yemek. Yemek. Mer.
Can. Perişan. Mercan. Hepimiz öyleyiz. Perişan. Mercan, Mercan. Mercan. Hepimiz o durumdayız. Gayri menkul. Gayri meşhur. Menkul. Gayri meşhur. Menkul. Gay değil bu arada. Gayri meşhur. Menkul. Meşgul. Gayri menkul. Gayri. Menkul. Menkul. Gayri menkul. Antika. Antika. Çöp. Çöp. Takı. Takı. Sarı. Takı. Ne? Takı. Takı. Bebek. Bebek. Halay. Halay. Alay. Halay. Atay. Halay. Utangaç. Ne? Utangaç. Utangaç. Bot. Boş. Bot. Koç. Bot. Boş. Bot. 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 Tehte. Ne? Bot. Pot. Bot. Poç. Bot. Bot. Pot. Bot. Kot. Şanta. Çanta. Model. Botel. Model. Del. Motel. Del. 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 Ne? Model. Del. Motel. Masa. Yok sandalye. Mercan. Mercan. Perişan. Mercan. Peri. Peri. Mer. Peli. Halay. Alay. Halay. Halay. A. Ha ha. Halay. Bot. Pot. Bot. Kot. Bot. Koç. Bot. Bot. Po. Pa. Bot. Pot. Bot. Bot. Botu nasıl anlaman ya? Mercan derim, perişan derim. Anlamadım ben daha bu işi ya. Anlamadım. Birinci kelime de çok basitti. Model. Model, model. Anlamadım. Motel. Poster, motel, otel hepsini dedin. Modeli model demedin ya. Model. Poster, potel. Mo. Motel, otel, motel, motel, masa. Yok sandalye. Bot yerine boç, boş, pot. Hepsini söyledin, bot demedin. Kot dedin, bot demedin. Bot. Boş. Koç. Te. Ne? Pot, poç. Bot, bot. Pot. Bot. Kot. İddia 12. Yaptılar. On bir deme da. Neyse onu diyeceğim da. İddia 12, Çisen ve Ali'nin yaptığı 10. İki. Bakalım yapsaydın. Görmüş olduğunuz arabanın yarısı sizin çünkü finaldesin. Yaparsın aşkım da iki oyunu geride bıraktık ve ilk çiftimiz finalist oldu Çisen ve Ali. Rakipleri kim olacak? Yaparsın aşkım Kıbrıs özel bölümünde üçüncü oyunla devam ediyor. Sihirli güçlerimi kullanarak Cem'in ayaklarını yerden keseceğiz. Gideceğim şimdi ama eminsiniz değil mi? Gaza getirirsiniz bizi. Gelmeyin siz de. Peki nasıl tanıştınız? Askerde. Cebrail geldi arkadaşıyla. Merhaba, tokalaştık, öpüştük falan. İşte 10-15 dakika sonra geri geldi. Baktım Cebrail baştan üstüme gelir. Gene tokalaştı, merhaba merhaba. Ne güzel bol öpüşlü bir tanışma.
Kampa gidebilir miyiz? Yok, ne gerek var? Kampta, oh durup durup öpüşeceğiz Cebrail. Bu oyunu kazanamadığınız anda vedalaşıyoruz. Yavru vatandan gelmiş dört çiftimizle yarışıyoruz. Bugün bir Kıbrıs özel bölümümüz var. Bir numarada Çisem ve Ali iki oyunu geride bıraktığımızda finali garantiledi bile. Siz oturun. Üç numarada Gamze ve Fuat var. Biraz onları dinleyelim bakalım. Ne kadar zamandır evlisiniz? 5 yıldır. 5 yıl. Nasıl geçti 5 yıl? Zor. Yani evlilik güzel bir şey ama zor. Seninle yeni zor. Yeni evlenecek olan arkadaşlara başarılar dilerim. Nesi zor? Ya iki farklı bireysiniz sonuçta aynı evde. Birbirinize alışmak tabii ki arkadaşlık döneminden daha farklı. Evde bazı kurallar olur. Özellikle ben biraz kuralcıyım. Fuat bayağı biraz, şikayetçi benden bu konuda. Çok. Çok. Yani birbirinize katlanma, birbirinize saygı duyma, onları başardıktan sonra daha güzel bir evlilik olur diye düşünüyorum. Ne gibi kurallar? Yani ben mesela çok titizim. Titizliğimden şikayetçi benim eşim. Bana göre de olması gereken boyutta. Biraz çatışıyoruz yani o konuda Fuat'la. Onun dışında iyiyiz ama. 5 yıl iyi geçti diyebilirim. Dağınık mı Fuat? Dağınık değil ama bana göre birazcık... Evet, dağınık olabilir. Tertipsiz. Tertipsiz de değil aslında ama Fuat nasıl? Çok rahat. Yani ben daha böyle disiplinli, daha böyle her şey yerli yerinde. Fuat bırak orada kalsın ne olacak yani? Bir gün orada kalsan ne olur batar sana? Batar. Ben göremem onu. Onun lazım yerine gitmesi lazım. Yani böyle... Çorap mesela. Çorap, evet. Çorap olayı aramızdaki en büyük sorunlardan bir tanesi. Makineye gider atar iç içe. Bir de 2 tane üst üste giyer Fuat. Ayakları üşüdüğü için. 2 tane üst üste giyer. Ve onları ayırıp koymaktansa direkt basket şeklinde ikisi iç içe. Ondan sonra makineyi kaldırıyor. Çorabını çamaşır makinesine atan ender adamlardan. Hala yaranamıyor. Abi nereye atacağım? Normalde salonda bırakılır çorap. Ya onları ayırsın. Ayırsın. İlker atsın. Abi sen çorabını yani nereye onları atan? İç içe. Yıkanmak için. Efendim? Sen çorabını nereye atan? Makineye atan yıkansın diye. Evet. Ben nereye atacağım? Makineye. Tamam. Bence problem yok. Ben de o problem onda zaten. Hayır benle evli olsan hakikaten sıkıntı yaşamazdın bak konuyu. Peki nasıl tanıştınız? Askerde. Ben çok yakın arkadaşımı ziyarete gittim. Fuat da o dönem askerdi. İçeriye girdim. Herkes, bütün kafalar bana döndü. Bir tek Fuat bakmadı. Çok gıcık oldum o an. Niye bakmadı bu bana? Yani böyle bir... Yani herkes baktı, bu niye bakmadı? O an dikkatimi çekti zaten. Havalanır sonra abi. Aha, yaşa. Oradan arkadaşla biz başladık sohbet edelim falan. Ben böyle yan gözle bakarım. Acaba bana bakar mı? Hiç oralı değil. Öyle baksaydın sana dikkatini çekmeyeceydi. Hiç sallamadı bile beni. Herkes bana baktı, Fuat bakmadı. Bilerek yapmıştı. Öyle birazcık şey, kötü oldum yani. Ben o dönem Lefkoşa'da spor eğitmenliği yaparım. Aradan biraz zaman geçti. Seanslarım var işte haftanın 3 günü. Seansa gireceğim. Bir baktım karşımda bu. Tabii arkadaşına önceden sormuş beni. Kimdir, neyin, nesi kim ama... Kim o bakmadığım kız diye. Bana hiç çaktırmadı yani. Hiç oralı olmadı. Burnu kaftağında dediği gibi arkadaşın. Hiç çaktırmadı. Seansa geldi benim. Ben tabii şok o anda. Girebilir miyim ben de? Tabii ki girebilirim. Sen şimdi görün dedim ben. Şimdi oranın... şey yöneticisi ben olarak. İşte seans başladı. Setleri başlattım. Fuat'ın yanına ayrı gidelim. Sen diğerleri 3 set yapacaksa sen 5 set yapacaksın. O der niye? Dedim sen askersin. Güçlü olman lazım. Kuvvetli olman lazım. O birilerine 5 yaptırırsam Fuat'a 7. O birilerine 8 yaptırırsam Fuat'a 10. O hıncı belki öyle birazcık çıkarabilirsem diye. Bakmadı diye. Bakmadı. Bakmadı. Niye bakmadı? Ya baksa kabahat, bakmasa kabahat. Vallahi ya, ben de anlamadım. Çorapları makineye atsa kabahat, atmasa kabahat. Abi bundan sonra çoraplarımı söyle kendine lavaboya atacağım. Fuat diyor ki bundan sonra çoraplarımı lavaboya atacağım diyor.
Hangi anda aşık oldun? İşte salonda gördüğüm anda şu geldi. O an böyle kalbim yani resmen duracak gibiydi. Yani kalbimin atışını vücudumun her yerinde hissederdim. O an dedim ki tamam, evet. Vay be. Benim olmalı yani. Ne erkekler doğru analar. Analar ne erkekler doğurur. Vay be. Fuat diyor ki analar ne erkekler doğurur. Helal olsun be. Vallahi helal olsun yani. Peki romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Hayır. Hayır. Fuat romantik değil mi? Bana göre değil. Yani... Serkan çok üzüldü. Bekarlığa veda gecemde. Bu yüzük bu parmaktan çıktı, bu parmağa girdi. Nasıl hanımım? Bekarlığa veda gecemde evlilik teklifi aldım arkadaşlarımın zoruyla. Yüzüğü bu parmaktan çıkardı, bu parmağa taktı. İki gün kala düğüne. Ama sen zaten kabul etmişsin, daha neyine teklif istiyorsun? Ama bekliyoruz biz. Yani bir evet. Teklif, bir romantik, bir güzel bir tema. Yani duygusal bir şeyler bekliyoruz yani ama... Nasıl bir evlenme teklifi, romantik ve duygusal bir evlenme teklifi olur? Ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Söyle bilelim. Yani. Hadi. Sen et bana evlenme teklifi göreyim. Ben küçük şeylerden o bana etsin görelim. Insanım. Beni de çok iyi tanır. Zaten beni iyi tanıdığı için bana evlenme teklif etmedi. Çünkü bunu beklediğimi bilirdi. O yüzden etmedi. İşte şaşırttı ve yapmadı. Evet. Buna mutlu olman lazım. Arabayı ne yapacaksınız? Kredi borcumuz var. Onu ödemeyi düşünüyoruz. Kıbrıs'ın en güzel şeyi ne? Bence Kıbrıs'ın en güzel doğası, havası ve insanları. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Kesin öyle. Gamze başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyor. Evet Gülsev, anlat bakalım nasıl tanıştınız Cebrail'le? Biz ortak arkadaşımın doğum gününde tanıştık. Şimdi arkadaşımın doğum gününü kutlamaya gidecek. Ben arkadaşımla gittim ki önceden hazırlık yapalım diye. Erken gittim ben. Biz gittik işte hazırlığı yaparken Cebrail geldi arkadaşıyla. Neyse geldi işte tanıştık işte. Merhaba tokalaştık öpüştük falan. Neyse dedi daha erken biz bir tur atıp gelelim. Neyse çıktılar. İşte 10-15 dakika sonra geri geldiler. Baktım Cebrail baştan üstüme gelir. Yani tanıştık sanki ben içimden geçiririm ki tanıştık yani bu çocukla niçin üstüme gelir daha. Gene tokalaştı merhaba merhaba. Ben de baştan işte merhaba merhaba. Kunduz. Tuhaf yani. Geçti işte oturduk. Bu merhaba merhaba herhalde öpmeyi bahsediyor. Aynen. Çünkü öyle merhaba denmez merhaba merhaba diye. İşte neyse orada sürekli işte sohbet etmeye çalıştı işte. Neyin var hasta gibisin yüzün çok beyaz sanki. Doktor muyum be Cebrail? Doktorluğu da var. Cebrail doktor çıktı. Doktor kesin sağlıkçılıktır yaptı bunu. İşte öyle biraz konuştuk orada. Neyse oradan çıkıp başka bir mekana geçilecek. İşte arabalara doğru yürürük. Baktım Cebrail gene üstüme gelin. Aynı yere gidiyoruz dedim ben. Yani senin gideceğin yere ben de geleyim. Olsun yolda bir şey olur. Dedi baştan öpüştük böyle. Dedi. Çok güzel. Ne güzel bol öpüştü bir tanışma. Neyse gittik işte oraya. Orada da işte sohbetti. Şimdi klaba gittik. Orada bistrolar var. Ben kız arkadaşlarımın yanındayım. Cebrail biraz uzağımda kaldı. Cebrail nasıl yaparsa o bistroyu çevirir çevirir. Bir bakarım Cebrail yanıma düşer. Takip ettiği için Cebo hep yanıma düşer. Anlamadım. Ben baştan giderim. Cebrail yine çevirir. Bir de arkadaşlarını da uyarmış. Herkes ya küçücük masanın etrafında koşuşturur herkes. Ya herkes bize bakardı bence o gün. Herkes koşuşturur. Hop bakarım gene Cebrail yanına. En sonunda ben de pes ettim. Kaçma. Ve öpüştün sen. Yok orada öpüşmedik. Neyse oradan çıktık gece sonu. Arabalara gidiyoruz. Tabii Cebrail gelin. Artık ben de iyice görüşürüz, görüşürüz. Gördü beni tabii dallen gibi çocuk. Öpüştük ettik işte. Arabaya ki ben bineceğim arabaya daha yakındım. Ben oturmadan hemen Facebook'tan arkadaşlık isteği atmış. İşte kabul ettim ama Facebook'ta arkadaşlarıma sormuş ismimi falan. Abimden resmimi görmüş. Abimi de erkek arkadaşım zannetmiş. Ben derim bu herhalde ayrıdır. Onun için böyle yüzü düşük. Eklesem mi eklemesem mi? Eklesem aman ekleyeyim gitsin ya ne olacak? Deyip ekledim. İşte ondan sonra konuşmaya başladık Facebook'tan falan.
Aynen şimdi. Birbirinize sürekli öpücük gönderiyorsunuz. Yok öyle değildi. Peki hangi anda aşık oldun? Aslında kesin bu anda aşık oldum dedim. Bir an yok açıkçası böyle. Aylar geçtikçe, günler geçtikçe, ona alıştıkça, güvenilir olduğunu anladıkça öyle aşık oldum. Yani kesin şu gün aşık oldum diyemem açıkçası. Siz nişanlısınız. Evet. Peki romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Aldım. Oh. Bravo. Bravo gerçekten. Bir tane romantik çıktı. Anladık. Bravo. Anladık. Hadi ya bir hikaye dinleyelim değil mi? Nasıldı? Nasıldı? Şimdi arkadaşlarımızı ayarlamış hep. Deniz kenarında. İşte bütün arkadaşlarım orada. Kendi de falan hazırlık yapmışlar böyle meşaleyle. 5 sene geçti üstünden daha duy der bana daha ya. Meşalelerdir işte mumlardır, pankartlardır falan. Başka bir kız arkadaşına dedi kalk alışverişe gidelim. Öyle çıktık oraya gittik. Bir baktım işte herkes orada. Cebrail elinde tek taş işte. Diz çöktü işte ömrüm olur musun? Benimle evlenir misin deyip ya. Evlenme teklifi. Cebrail melek gibi adam ya. Ya gerçekten. Peki genelde romantik midir? İşine gelirse aslında öyle. Tamam bir erkek. Aynen. Gerektiğinde çok romantiktir. Hatta arkadaşlarım onun da işte Cebrail sence kızla nasıl konuşayım? Nasıl olur sence? Hep ondan akıl alırlar ama kendine gelince. Uğur Güllü geçtik biz oraları. Sürekli öyle. Ne çabuk geçtiniz ya daha dur. Abi ne yapalım? Yavaş yavaş geçtik tamamdır. Daha dur ya. Sen kıskanç mısın? Oo çok. Gerçekten. Gerçekten. Kampa gidebilir miyiz? Aşırı yok. Derecede. Neden? Ne gerek var? Erkek erkeğe vakit geçireceğiz. Yo benimle de vakit geçiriyor. Biz erkek erkeğe geçiririz. Yok ya gitmez. Sıkılır o orada kesin. Sıkılmaz ben onu eğlendiririm. Böcekten falan korkarca bu gitmesin. Yok yok. Kampta oh durup öpüşeceğiz Cebrail'le. Abi de giderim aslanlar desem gibi. Duymaz da peşinde oradan da ayarlar bir şekilde gidemez giderik abi. Gidemez miyiz deplasmana? Yok gidemez. Ya bir yere gidecekse muhakkak benim de bir çıkarım olması lazım da ben de gideyim. O zaman sen de kredi kartını alın. Bu kıskançlık değil o zaman. Çünkü ben gidersem bilirim ki o da gitmeyecek. Çünkü o da aşırı kıskançtır. Ben bir yere gideceğimi söyledim mi tamam birlikte gidelim kalk. Abi biz yanında giderik senden ayarlar bir şekilde. Biz gideriz diyor. Gidemez. Kimin sözü geçiyor? Benim. Her zaman? Evet. Gerçekten mi? Yüzüme asarım gerekirse gene de sözümü dinletirim. Yani. Madem sözün geçiyor ilk iki oyunda sözünü geçirseydi de yapsaydı. İşte burada biraz tırt çıktık ama acısını çıkaracak inşallah. İnşallah. Siz ne yapacaksınız arabayı? Satacak. Ne yapacaksınız? Satacak. Satacak. Ehliyet yok mu? Kullanmayacak mısınız? Ben dümen tersi. Sizin arabanın dümeni ters. Evet. Niye bizim arabanın dümeni ters oluyor? O direksiyon. Sizin trafik ters olabilir mi? Olamaz. Bizim arabamızın dümeni ters değil. Sizin trafiğiniz ters. Sonuçta ikisinden biri ters. Sizin arabanın dümeni. Yani biz bunu kullanamayız. Ben kullandım Kıbrıs'ta araba. Yani dümeni sağdan araba kullandım. Biz de kullanırız da. Hemen alışılıyor. Zorlanmadınız mı? İlk başta birazcık salağa dönüyorsun. Hani yoldan çıkıp mesela sola döneceksin. Ulan nereden gideceğim diye önden planlamak zorunda kalıyorsun. Başarılar diliyorum size. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Teşekkür ederim. Sündüz, Gamze ve Gülsev oyun kazanmanız lazım. Mesela şimdi oynayacağımız oyunu. Eşiniz 10 adet basket atacak. Evet. Nasıl kaç saniyede atabilir diye soracağız. Oyunu ekranda görelim. Aklıma da geldi ya. İlk basket geldi. İkinci basket. Birlikte gel. Ha, o kadar yakına getirirsek belki. Hadi canım hadi. Bu oyundaki rekor 110 saniye. 10 basketti değil mi?
10 basket. Yapılmış en kötü skor 180 saniye. Bir kez oynadık. Yani herkes 110 saniye ile 180 saniye arasında bir performans gösterdi. İlk iddiayı senden alacağım Çisem. 200 ile başlayayım. Sündüz. 180. Gamze. 160. 159. 159 geldi Gülsev'den. Çisem. 150. 150 geldi Sündüz. 149. Gamze. 145. Gülsev. 144. Kaç dedi ya Çisem, Gamze? Bütün oyunları kazanırsan finale 1-0 önde başlıyorsun. 140. Teşekkür ederiz. 130 deyip kapatırım. Gamze. 138. Kaç dedi ya? Gülsev. 129. Ne yapayım? İyi, sen ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? İyisin. Tamamsın. Şansımı denemek istiyorum. Durumcukları nasıl? 128'dir. Bu ne yapmaya o endilir ya? Ben anlamadım ya. Vallahi bizimki de baş şeydi la. Canım gal artık. 125. Gece boşa konuşurum. Duymazsın. 125 ben. Geldi. Gülsev'den. Ben kaldım. Kaldı. Sündüz ve Gamze sizdeyim. 135. Düşmeyeceydin. Birini geçmediğinde coğrafya düşmeyeceydin. Coğrafya değişmiyor. Hayır, görmedim ya. Pardon. Kimseyi geçmediğin tamam, halde... Tamam, pardon, görmedim. İddiayı yükseltme. Tamam, görmedim. Fuat, seninki hiç satayım bir iddia yokken endirdi aşağı. Ne için endir, anlamadım. Satıyorum oyunu. Sat diyenler parmak kaldırsın. 124. 124 geldi Gülsev. Canım hayır. 123 geldi Sündüz. Aman da 120 sen dedi. 122. 122 geldi Gülsev. Konuşmasın. 120. Güllü. Satayım mı oyunu? Sen düştün 122. Sat zaten en tezde bizik. Sat diyenler parmak kaldırsın. Sat diyeceğim şimdi ama eminsiniz değil mi? Gaza getirirsiniz bizi. Gelmeyin siz de. Ben getiririm gaza. Kötüsü kaçtı? Kötüsü 180'di. Kalsın. Satarım oyunu. Satayım sat oyunu. Gitsin. Sat. Sat diyen kaldırsın parmak. Oyunu sat. Hep beraber. 1, 4, 3, 2, 1. Başla. Çekecek, çekecek. Bırak, bırak. İki. Bırak iki ya. Dört oldu. Dokuz oldu. On. Bırak, bırak, bırak. Boğuluyordum bir ara vallahi. İddia
Sevda 128. Çisem ve Ali'nin yaptığı 100. Allah bilir. 20. Hadi. Senin yüzünden sen kaybettin şeyi. Efendim? Ali çok kötü. İddia 128. Ne kadar etti? Onu bekledim. Sizinkilerin yaptığı 100. 20. Of ya. 8. Tamı tamına 128 ve zaten liderdiler. Anahtar onlardaydı. Tekrar liderlik koltuğuna gönderiyorum. Sıradaki iddia 124. Sündüz Cem. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım. O halde sihirli güçlerimi kullanarak Cem'in ayaklarını yerden keseceğim. Bak şimdi. İtiraf ediyorum, ben yapmadım. Oradan şalatla çekiyoruz biz onu. Ama böyle yapıyorum ki hani ben yapıyorum zannedin diye. Hazır mısınız? Döndüreyim kocamı da sonra. Fazla döndürme hadi. Ha, dur. Dur. Tamam. Seni ipi çekeceğim canım. Hep beraber. İpini ama bunu çok iyi. Yapma öyle canım. Çek. Sen abi üstüne at. Hadi. Koyalım mı? Üstüne at. Nasıl çekilmeni atlar? Devam et, devam et. Alabilir miyim onu? Alırsın. Devam et. Saniye gitti. Hadi. Biraz da yoruldum. Çek çek. Bırak, 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 bırak. Dolduysa bitir. Doldum. Atamadı çoğunu. Efendim? Çoğu hep arkamdan dönük canım. Atamadın canım çoğunu. Efendim atamadım. Sen saniyeyi zaten söyleyemedin. Saniyeyi nerede göreceğim ben? Onu değil. Başka söyle. Şöyle bir atış gördüm. Zaten 10 tane basketi yapamadık. Evet. Durduğumuzdaki süre 152 saniyedeydi. 4 basket atmıştık. Evet. Sündüz, 3 oyun bitti. Ben yapacağım. Koca tırt çıktı. Allah Allah. İlk 2 oyunda? Onlar geçti. Ha. Geçti. Peki, 4. oyunda görüşürüz.
Fuat. Kaplansın yaparsın aşkım. Hep beraber. Çok gündür mü? Çek 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 çek. Yakına yakına yakına. Çek 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 çek. Çek. Çek döndür 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 döndür. Çek çek çek. Çek çek çek. Çok yakına. Yakına yakına yakına. Çek 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 çek. Çek 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 daha yakına 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 yakına. Hadi aynen tut 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 tut. Çek çek çek. Çek çek yakına çek 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 çek. Devam et devam et devam et. Devam et. Devam et devam et. Çabuk bütün gücünü ver bütün gücünü. Çek çek. Çek yakına çek. Ver onu, ver onu. Yakına çek, yakına çek, çek, çek. Yakına. Oh. Elime attı bu. Çek, 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 çek. Bir dedi. Bütün gücünü ver. Bütün gücünü. Boya. Çek, sekiz. Bütün gücünü, bütün gücünü. Bütün gücünü çek, 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 çek. Çek, dokuz. Çek, devam et. Çek. Çek ayını sen ayını çek. Aa. Ver onu ver onu. Onu ver. Çek. Çek. Çek çek çek. Çek 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 çek. 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 Çek beni. Çek. Bütün gücünü ver 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 ver. Ver. Ah. Ver. Devam et. Çek beni. Son bir tane. Çek. Çek 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 çek. Evet. İddia. Ondan attık mı ondan? Çok kaçırttın ama. 122. 9 basket girdiğinde süre 98 saniyeydi. Ne olur olsun. Ve başladı sekmeye. Ah. 4 tane sekti. İddia 122 Gamze ve Fuat'ın yaptığı 120. Bir saniye fark var. Ya 121 ya 123. 121. 121'dir. 121. Yes! Yes. Ve anahtar el değiştiriyor ama kimin elinde kalacak? En büyük iddia 120 saniye için Gülse Cebrail. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım. 5, 4, 3, 2, 1. Ayakların. Arkasın. Bozma moralini, bozma. Alcan. Üç basket oldu. Ama bu sanki bomba gibi taktiğini. Yorulacak canım ama kolay değil. Hadi be.
İddia 120 Gülsev ve Cebrail'in yaptığı. Hadi cücü. Hadi bakalım. 100. 16. Evet, baba. Şu arabanın sağ arka tekeri sizin. Efendim, 3 oyunu geride bıraktık. Yapar mısın aşkım? 4. oyunla devam ediyor. Kaplansın, kaplansın, yaparsın aşkım. O sihirli değnek var ya, o sihirli değnek. Sizi onu koyun, ben her hafta başvuracağım. Sabah 7'de gak. Gakarım, dur gakma. Gak dedin, gaktık, şimdi yere basmadım ben. Ne yapayım? Durayım böyle havada, bu şekilde ayaklarım, ellerim, ne yapayım? Sosyal medya hesaplarınız ortak mı? Allah'tan değil. Su içer, şak. Yemek yer, şak. Gurme gibi gezer etrafta. Ben yürüyeyim arkamdan, sen gel videoya çek beni. Oldu ve ben kameramanım. Bu oyunu kazanamadığınız anda vedalaşıyoruz. Kıbrıslı 4 çiftimize yarışmaya devam ediyoruz. Bakalım dümeni ters yerde olan arabamızın sahibi kim olacak? Ali. Evet. Çisem'den en büyük şikayetin ne? Hangisinden başlayayım? Şimdi. Birden başla. Şimdi birinci çok kıskanç. Alışveriş falan yapar mı? Yapar maalesef. Alışverişte de mesela alışveriş yaparken hiçbir zaman fiyata çok fazla önem vermez. Bakmaz yani. Gider böyle alır. Aldığı da kesinlikle en bağlısıdır. Onda da yani hiç şaşmaz. İlker en çok Bey, ne alıyor? Suçum yok. Ben onlara gidiyorum. Ne olursa alır ya. Sıkıntı değil. Yani ihtiyacı var yok. Sıkıntı değil. Alma olsun diye alır. Mesela öyleyiz? Bir gün şeye gittik. Biz markete yolda giderdik arabayla. Dedi ki sen şey yap dedi. Alacaklarını al. Ben de şey alayım dedi. Bir de soğuk kahve içelim. Dedim tamam. Ben aldım alacağımı, Çisem de aldı soğuk kahveleri. Karşıdan böyle sallayarak gelir soğuk kahveleri. İşte bir de soğuk kahve aldım falan. Ben elindeki markayı görünce, ben de hep marketlere dolaştığım için fiyatları aşağı yukarı bilirim. Şimdi elindeki marka en bağlı marka soğuk kahve. Ben daha içimden düşünürüm, dedim ki yani herhalde fiyatına bakmadı ve daha aldı ya falan. Dedim o elindekinin kaç para olduğuna baktın da aldın. Baktım dedi 17 TL. Durdum ben baktım yani. Vay be dedim, bir de bilerek almış. İlker Bey, ne oldu? Bir soğuk kahve ya. Bilmeden alsak hele bir şey değil ama bilerek almış. İçirtmedi bana İlker Bey, değiştirdi. Peki siz evlendikten sonra aile ekonomisini anladığım kadarıyla... Ben tutacağım ya inşallah. Peki Cem. Sündüs'ten en büyük şikayetin ne? Darlığım. Hangisini söyleyeyim? Ben herkes şikayetçi. Bugün çok şikayetçi erkekler ya. Benim en çok... Şikayetim Sündüz'den. Dağınığım. Dağınık. Birazcık dağınık. Dağınık mı? Evet. Sen mi toparlıyorsun? Bazen toparlarım, bazen sinir olurum. Yapmam. Öyle. Giderim dır 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 söylenirim. Ondan sonra yapar. Söylendiği için yapar. Sizde aile ekonomisi kimde? Şu an bende. Öyle devam et. O yapar mı alışveriş? Yapar ama hesaplıdır. O yönden şanslıyım yani. Evet. Ama hepimizin hesaplı olması gerekiyor. Evet, aynen öyle. Devir öyle bir devir. Evet. Az tüketmek gerekiyor ya da ihtiyaç kadar tüketmek gerekiyor. Aynen öyle. Bence de. Hiç üstüme alınmadım İlker Bey. Hayat çok zor çünkü. Aynen. Ben alırım Zula'ya korum, o fark etmez. Hele evlendikten sonra. Ya da evlendikten sonra biz bayağı bir zor. Yani biz oraları görmedik. Göreceksiniz. Görecek. Yani size de hayırlısı olsun diyelim de. Görecek yani. Peki ne görecekler? İki tane damat adayı var. Öylesine de görülür İlker abi. Bize tavsiyeleriniz ne olurdu? Yani kısıtlama var. Tavsiye yok kardeş. Yani bazı şeylerde gerçi ben fazla şey yapmam yani. Ben eğer buraya gideceğim dersem giderim yani. Sorun değil benim için. Keyim benim. Çünkü o kaçınca ben de gezerim. Ya. Göreve sen gidiyorum. Yok yapmam diyorum. Ben doğruyu söylerim. Ben falanca yere gideceğim. Balığa gideceğim, ava gideceğim. Arkadaşlarla yemeğe gideceğim. Kiralık arabaya takibe gelir ama şimdi. Gelsin. O zamanındaydı, şey şimdi benimdir gitmem. Sen de görebilir. O yok, potansiyelim ben var de yok gibi. Şey. Peki sen yalan söylüyor musun Fuat? O kadar tam söylüyor. Ben de söyle. Duyayım. Ben de öyle anladım ama. Şimdi İlker abi, ben aslında şey düşünürüm. Siz bu araba ödülünü kaldırın.
O sihirli değnek var ya, onu koyun siz. Biz onun için yarışalım. Vallahi. Peki o sihirli değnek sende olsa hangi özelliği değiştiriyorsun Gamze'nin? Vallahi arada bir, yani şimdi ben herkese soracağım bu soruyu. Bazen derim beni bırak pis olayım, pis kalayım. Bu kadar temizlik yapma. Bırak ya bir gün pislik içinde oturalım. Bu kadar temizlik olur mu ya? Şimdi ben bir soru sorayım size. Yani ya, siz anlayın işin artık boyutunu. Herkes cevaplayabilir bunu. Evde prizleri nerenizden açarsınız? Ne yapın? Parmağını kullanın. Evet. Ben parmağımı kullanamam. Bak, parmak iz oldu. Nereden açayım be prizi? Arkasında bez, bez yoksa tişörtle ben açarım, kaparım. Bak. O da silerim. Böyle açacakmışım ki iz çıkmasın. Ben ne yaparmışım? Böyle, yok böyle açarım be. Göremem, prizi. Allah Allah. Böyle açacağım tabii prizi, ya da kapayacağım. Abi, bir pazarımız var bizim. Hadi bunu geçtik, parmak izini siler, tamam. Haspası çıksın, silsin parmak izini. Pazar günü sabahtan dışarıda abi rüzgar, fırtına, ağaçlar evin içine girdi. Fırtınadan donuyoruz. Sabah 7'de kalk. Ve bırak bir saat daha uyuyayım. Kalk, temizlik yapacağım. Yerleri sileceğim. Ben haspası çıksın, kakarım diğer odaya atarım. Kakarım, dur kalkma. Yere basma, karar ver, kakayım mı kalkmayayım mı? Kalk dedin, kalktık, şimdi yere basma. Ben ne yapayım, durayım böyle havada, bu şekilde ayaklarım, ellerim ne yapayım? Yeri şimdi sildin, bekle kurusun. Bari camı kapat, dondum ya. Onun için bazen isterim pis kalayım. Yıkanmam da bazen. Bir günüm var benim de, ne gün yapacağım yani? Yakamandır bana böyle. Hafta içi çalışırım, hafta sonu temizleyeceğim. Temizlikten sıkıldım. Allah Allah. O sihirli değnek var ya, o sihirli değnek. Siz onu koyun, ben her hafta başvuracağım bu yarışmaya. Seninki vallahi çok şikayetçi. Sen git pis birinin odaklanayım yani ben seni. Ama yani şimdi priz konusunda ya da anahtarlar konusunda affedersin, haklısın. Çünkü duy, zaten duy canım, çok... duy. Bakamam sana. Çok seçenek olsun. Yok. Hayır ya. Hiç seçenek yok. Ne ya, temizleyeceğim? Hafta arası zaten çalışırık. Ancak yemek, çamaşır, bulaşık. Tamam, benim de haftada bir günüm var diyor, o gün temizleyeceğim diyor. Adamda da haftada bir gün var, o gün dinlenmek istiyor. Çıksın gitsin başka yere, ne yapayım? Çıksın gitsin başka yere mi? O evde oturuyor ayol. Gitsin, elimin ayağımın içinden. Peki, sizde alışveriş durumları nasıl? Temizlik malzemesinin dışında. Vallahi biz nişanlıyken, ben düşündüm evlenmeden ayrılayım. Dedim bu beni batırır. İkinci iş bulsam dedim yetmez. Dedim ne yapacağım? Aman be, ne yapayım çok yani? Da şikayetçiler. Evet. Kıskanç mı? Yok, yaranama. O konuda ben çok şanslıyım. İyi. Yani siz mesela nereye gitmek istersiniz? Beraber gidebilirik. Siz sormadan ben sorayım size. Ne bileyim, Ali seçsin. Fark etmez. Ben nereye olsa gideriz. Hiç ya. Sıkıntı sana yok. Sana biraz zaman lazım ikna etmek için. Zaman değil. O zaman Cebrail söylesin, nereye gidelim? Cebrail gidemez. O ya. Hiç gidemez. Hadi evde oturalım hep birlikte. Maç seyredin evde. Yaparsın aşkımı izleyelim. Peki, sosyal medya hesaplarınız ortak mı? Yok, değil. Allah'tan değil. Abi gurme gibi gezer etrafta. Nasıl ya? Su içer şak, yemek yer şak. Ayağa kalktım çek, oturdum çek. Şimdi çektim yok, o öyle oturdum. Şimdi böyle otur. Ve bırak iki dakika be bir gezelim, görelim etrafa. Hatıra. Bak. Hatıra. Her adımımızı çeken, bırak bize de özel bir şey kalsın. Hatıra. Yok çekeceğim. Çekeceğim ben. Ben yürüyeyim arkamdan, sen gel videoya çek beni. Oldu be, ben kameramanım. Bırak benimle gezeyim. Tatile giderik. Canım al benim telefonumu. Bir de bana bura action kamera takar göğsüme. O da doğal çeksinmiş. Gerçekten. Abi gerçekten ya. Kendi hissederim. Ne güzel işte. Her anımı çeken. Ben yürüyorum dersen beni çek. Ama der doğal olsun. Doğallıktan çıkalı çok oldu zaten. Ne doğal. Çek babam çek. Çek babam çek. En önemli tek bir cümle tavsiye edecek olsan ne tavsiye edersin Ali'ye, Cebrail? Evlenmeyin. Edemem artık. Üzgünüm onlar için. Çok üzgünüm. Edemem artık. O kadar çoktan çıktı. Edemem yani. Peki Cebrail. Evet. Senin elinde sihirli değnek olsa araba yerine, Gülsev'in hangi özelliğini değiştirirsin? Dersiz şimdi nişanlısınız. Nişanlıyız daha yolun başında, o kadar şeyimiz yoktur ama tek şey yani biraz alışverişe çok fazla merak var. Öyle mi? Yani fotoğrafına çok fazla merak var. Bunları biraz daha azaltabilseydim daha iyi olabilirdi. Biraz da kıskançlığını. O da çok fazla. Ama zamanla azalır değil mi? Azalır mı? Azalır mı? Evli olarak sizsiniz, evlenince nasıl olur? Yani, azalır mı daha da mı çok çıkar? Azalmaz. Daha da katlanır.
Nerede kaldın? Eve daha gelmedin. Neredesin? Aynı eve girdin de aşağıdan. Bir de Ali de Cebrail de bizimle kampa gelemiyor aslında. Ben gelirim ya. Gelir misin gerçekten? Gelirim abi ya ona. Bir Cebrail şekilde, gelir misin? Bir şekilde ayarlarım abi. Yani şimdi her türlü yani akşamına küs uyuruk. Onu biliyorum. Yani. Çünkü normalde benim hani arkadaşlarımla da bazen akşamları hani oturmaya falan gittiğimizde genelde o akşam garanti hani bir küslük var. Ondan sonra ertesi gün böyle bir hafta boyunca benden böyle bir yemeğe çıkartmadı şeydir. Ancak gönlünü aldıktan sonra toparlanabiliyor. Yani bir gece bana bir haftaya mal oluyor. Geri eski haline dönebilmesi için. Vallahi dediğim Allah yardımcınız olsun. İlker Bey herhalde biz seninle gidecek kampa ikimiz. Galiba öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Bugün bizim için değişik. Bakınız bunlar da Kıbrıs plakaları. Normalde 3 rakam oluyor. Evet 3 rakam. Efendime söyleyeyim. Bir de mesela Ç olmuyor. Ç yok evet. Ama işte Çisem'le Ali İsim, olunca evet. İsme uydurmak için. Evet. Böyle bir plakalar yapmış olduk. Geldik en romantik bölüme. Çok merak ediyorum bu 4 Kıbrıslı şair. Acaba nasıl bir şiir yazacak eşlerine? İsterse çok güzel. Akrostiş. Yani şiirin dizelerinin baş harfleri yukarıdan aşağı eşinizin adı olacak. Çalışmadık derdi. Çalışsan ne olacak zaten? İçten gelecek o, içten. Kesin böyle bir cümlesi bize böyle bir iğneleme laf bir şeydir. Kesinlikle. Ha. Kesin hep aşk dolu sözcük bekleme bence. Oğlum bana evlilik teklif etmedi, yok akrostiş yazacak. Bitti. İlker abi, ben bunu alabilirim eve asayım. Elbette. Teşekkür ederim. Elbette. Sizin o. Yazdın. Evet, efendim. Kıbrıslı şairlerimizden 4 adet romantik şiir. İlk şiirimiz Aşık Ali'den geliyor. Sen. Çilek bahçesi gibi gönlü. İçinde kayboldum. Sesine aldırmadan peşinden koştum. En sonunda baktım ki mahvoldum. Yemekler Ali. Yemekler canım. İkinci şiirimiz Aşık Cem'den geliyor. Söndürsün. Görmek istiyorum hep beraber. Aşık Cem'den geliyor. Sündüzüm, canım meleğim. Üşüdüğünde üstünü örteceğim. Neden diye sorarsan deva olsun diyeceğim. Üzülme sevdiceğim. Seni ölünceye dek seveceğim. Bu insanı çok kullanarak ara zaten benim içeride. Ya. Aşık Fuat'tan geliyor. Kapsel. Gördüğüm an anladım seni. Meğer ne çok sevmişim. Zaman evet çok hızlı ama ebediyen beraberiz. Aşık Fuat. Ve Aşık Cebrail'den geliyor. Gülsün. Sen buna uzun uzun da yazdın. Evet, adını şeyine göre. Gözleri Ela. Üzme beni tatlı bela. Leylekler mi getirecek seni bana? Seviyorum seni. Erken değil mi bu veda? Vay. Vay.
bebe o. En güzel. Neyse ben güzel yani. Peki Ali bir hayvan olsaydı hangi hayvan olurdu? Bilemedim. Ben söyleyeyim. Sen söyle Bulli'yi. Arı. Arı. Ama hangi arı? Arı. Üç çeşit arı var. Hangisi? Arılar da iyi biliyorum. Hangi arı? Sarı arı. Sarı arı. Sarı arı olmaz, bal arısı olması lazım. Ya arı konusunda da anlaşamadık ya. Yani hayat bizi buraya getirdi ya, vallahi ya. Gamze, Fuat bir hayvan olsa... Bodoslama, dümdüz. Çok güçlü bir hayvan ismi söyledi. Çok merak ettim ne dediğini. Çok güçlü, değil mi? Abi zaten bilirim, öyle söyler. Bayevdira öyle söyler. Öyle mi? Siz nasıl hitap ediyorsunuz ki birbirinize? Mik mik. Şimdi duruma göre değişir. Sinirli sen. Böyle gönlümü hoş tuttuğunda... Aman canım derim, gel gel öpeceğim seni ama... Bu priz konusu girince işin içine... Bu yere basma etme, yok havada dur, yere değme etme, prize dokunma... Gelir bana bir başlayayım da susmayayım. Mik mik dedik işte. Mik mik mi? Mik mik. İşte arada bir böyle mik mik yaparım. Evet. Salakça bir şey. Şu anda da kendimi çok salak hissettim. Ya beni hiç izlemedin mi ayol? Mesela siz işte hop yapardınız. Ben de mik mik yaparım. Süpermiş. Çok iyi. Peki Cebrail bir hayvan olsaydı? Koala. Çünkü? Her yerde uyuyabilir yani. Koala. Çok mu uyuyorsun? Uyumayı severim. Bir kişi daha var öyle. Boş bulduğu yerde uyuyor. Yatakta uyuyor. Ali de, Ali de öyle. Sen de koalasın. Öyle mi? Öyle miymiş? Ama efendim teveccühünüz öyle miymiş? Pekala. Kıbrıs'tan ta buralara kadar geldiniz. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum biz size. Biz teşekkür ederiz. Abi bizi kabul ettin. İlker Bey bizi bir daha çağırın. Ya Sündüz daha gitmedin ki. Diyor ki İlker Bey bizi bir daha çağırın. Ya zaten buradasın şu anda. Ama tekerimiz yok. Ama tekeri de siz kazanacaksınız. Şimdiki oyunla. Geldik dördüncü oyuna. Hadi hayırlısı. Cem, Fuat. İkimiz yok. Bu oyunu kazanamadığınız anda vedalaşıyoruz. Evet. Eğer kazanırsanız kazanan Cebrail'le eleme oynar. Kaybeden vedalaşır. Ali her türlü finalde. Herhalde. Aksi takdirde bu oyunu Ali kazanırsa ya da Cebrail ya da kimse kazanamazsa 1 ve 4 el ele finale herhalde gidiyor. Herhalde. Eşiniz kaç gol atar? Oyun gelsin. Küçük bir kale. 4 metre mesafe. Siz kalenin yanından eşinize elinizle pas atacaksınız. Eşiniz de ayakla. Ayakla. Nasıl atacağız? Ayakla elini. Şuna da araba veriyoruz ya, başka da bir şey demiyorum yani. Bu kadar basit bir oyun olur. İlk iddiayı senden alacağım Cebrail. Bu oyundaki rekor 13. 5 ile başlayayım ben o zaman. 5. İlker abi süre var mı? Var. Bir süre dakikaydı ne galiba. Çok erken 5'ten başladın. Saniye. Bir topa bakabilirim. Bir hissedeyim isterim. Yuvarlak. Cebrail hissetmek ister misin? Tabii ki de. Demek ki yapılması o kadar da kolay bir şey değil 13 sarı. Çok hafif de bir top yani. Değil, değil. Rahat, kolay bir top. Yani. Canım uçma, yapabileceğim kadar. Çünkü bu oyun zor Ali, bir oyun. Ali sakın artırma, makul söyle. Kale de bu. Hissedebilirim kaleyi. Hissedebilirim. Tamamdır kale, ben birden. Cem, sendeyiz. 4 diyeyim ben. 4 geldi, Cem şimdi sendeyiz. 6. Canım uçma. Fuat. 7. Cebrail. 8. Kaç saniyedir dedi? Ali. Kalıyorum.
Kaldı Ali. Şimdi aşkım. Cem. 9. Fuat. 10. Art. Kalıyorum ben de. Kaldın Cebrail. 11. Fuat. Hala daha 10. Aslında Ali en mantıklısını yaptı. Bak bizimkiler çok uçtu. Hayır. 11'den rekor Cebrail. Ama Ali garantiledi şeyi. Ali. Tamam, sırf Ali için diye baktın da yani şey olarak. Ama 12 dedi. Ha? El desem mi? 50 be. Bak hani nereye vuracak? 50 top yok ki zaten orada. Dışarıda çok top var, merak artırma. Etme. Artırma. Cem 11 dedi. Ne yapalım? Satayım mı? Ben de arttıracağım. Satalım ya. Hayır, artırma. Arttır. 13. Ya batacak ya çıkacak. Ki daha önce yapıldı 13. Satayım mı oyunu? Satalım. 14. Ya başım 4'den 15'i patlat gör. Sat diyenler parmak kaldırsın. Sattım! Hazır mıyız? Evet. Hazırım. Hep beraber! 3, 4, 5, 2, 1 Başla! Ayak için. Aşağı doğru. Böyle gel, böyle gel. Hep bu yana atan. O yana gitsem yetiştirmeyecek ki. Ortaya git, ortaya git. Çok kenara. Son 15 saniye. Vur, vur, vur. Çok sakin vur, sakin vur. Saydın mı sen? İddia 8. Gülser'in yaptığı tam 13 rekor. Rakipleri bekleyeceğiz. Aynen. Nerede? Liderlik koltuğunda. Buyurun. Ve sıradaki iddia 12. Çisem Ali. Hazır mısınız? Alo. Evet, hazırız. Hazırız. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Daha aşağıda mı? At daha aşağıda mı? Aşağıda mı? Gel bir adım daha öne ya. Gel bir adım daha öne. Bekleme ayağına gelsin. Vur. Ya at. Vur at, bekleme ayağına gelsin ya. Tamam. Salla yani. Vur işte gitsin ya. Al.
bir atmasın. Of be Ali, bu ne yahu? Boş ver. Allah'tan daha önce oyun kazanmışsınız. Allah'tan. Evet, bu oyun. Kazanmazsak zaten o kadar yükselmezdi. Uzun zamandır bu kadar kötü oynandığını görmedim. Yani karşıdan geleni vurup o topu nasıl suratına atabiliyorsun? Ya bunun yarışmasını tamam, yapsak kimse yapamaz. Sorsan suçlu benim. Sorsan suçlu benim. İşte bak yükselttiğinde... Bir adım attı önüne de öyle vur. Bence tamam böyle... işte bir dört atmışımdır aslında. Tamam dörtte kaldım. Beş attın. Oo. Beş değil ki daha kalacaktın. Vallahi helal. Gerçekten Allah'tan oyun kazanmışsınız. Rakiplerinizi bekleyeceksiniz bakalım. Finalde rakibiniz kim olacak? Sizinle finalde görüşeceğiz. Sıradaki iddia 13. Gamze Fuat. Tamam. Topu sevmedim. Hazır mısınız? İnşallah. Hadi evet. Güzel oynayın. Hep beraber. 1, 2, 3, 4, 5. Yerden. Aynen. Aynen, devam et. Devam et. Çok iyi, ayak içi. Ayak içi. At. Deminki gibi. At. Deminki gibi. At. Olacak. At. Çok güzel, devam et. Çok güzel, aynen devam et. Aynen, yerden. Devam. Yerden. Yerden. Aa. Çok güzel. Geç geri bir şey değil. Vur. Aynen. Aynı şekilde. Yavaş ayak içi. Seyirciydi de buraya bak sen. Yavaş ayak içi. Devam et. Yavaş. At. Çok güzel. Aynen. Hiç duyma. Devam. Yerden. Yumuşak yerden. Hadi. Yumuşak. Çok güzel. Devam. Hadi olacak. Yerden çok iyi. Yumuşak yerden çok iyi. Hadi. İki gol daha. İki. İki gol daha. Ah. Aferin canım. Aferin. Oldu deyin lütfen. Efendim? Lütfen oldu deyin. Hayatımda hiç futbol oynamadım. Bir de ben deneyim be bakayım. İlker abi at bana bir vurayım bakayım ya. Oldu mu? Ya. Abi bir daha atana kadar bir daha. İddia 13 ve yapamadılarsa vedalaşacağız. Gamze ben vuracağım ben. Ve oldu mu? İnşallah. Çünkü çok rahat Fuat'ın yaptığı 10. Son top direkten döndü. Yaptığınız 17. Bu bir rekor bakalım. Yes. Hayatımda oynamadım. Oyuna tutunmak için yeterli olacak mı? Çünkü rakipleri geliyor. En büyük iddia geliyor. 14 Sündüz Cep. Buyurun liderlik koltuğu. Kesin olarak eleme oynayacağız. Ama kiminle? Evet. Elemenin bir tarafında Gülse ve Cebrail olacak. Diğer tarafında... Siz olmak isterseniz iddianızı tutturmanız gerekiyor. Eğer tutturamazsanız zaten eleme yan yana oturmuş oluyor. İkinizden birisiyle birazdan vedalaşacağız. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Şimdi ben orada topumu da ayağımın içine atacağım bilirim ben. Şimdi bak tahtaya fazla yanaşma. Topa vur hem de kılın tahtaya. Tamam sen buralara at. Birazcık gel hem sağ yandan olacağım. Bilirim. Tamam ayak içi bulmaya çalış. Ayak içi. Anladın? Tamam. Ayak içi.
hayatımın. Hazırık. Biz hazırık. Hazırık. Hay Kıbrıslılarım be. Hep beraber. 5, 4, 3, 2, 1. Başla. Allah. At, güzel at. Güzel at canım böyle. Galeye. Ayağını hızlı vurma. Güzel at canım. Güzel at, sen güzel vur topa. Yavaş yavaş. Bu tarafa at. Yavaş. Bak üstüme vurun, galeye galeye. Canım nereye atsan at, sana buraya hu. Hadi. Bak. Sen vuracaksın canım. Hadi. Hadi. Vay Allah'ım vay. Yavaş vur, yavaş. Hızlı vurma toplara. Vay. Yavaş vurma, hızlı vurma. Hızlı vurma. Hızlı vurma. Hadi. 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 Güzel at. Hadi. Güzel at. Tamam hadi. Hadi. Güzel at, güzel. Hadi. 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 Vay bir daha hadi hadi. Hadi. Hadi canım. Hadi. Hadi. Yaptın. Bilmem burada. Güzel atamadı hiç. Ne oturun orada gel söyle. Nereye oturayım? Yaptıysanız eleme, yapamadıysanız veda. Yaptılarsa veda, yapamadılarsa eleme. Yapsalar da yapmasalar da final. Final. İddia 14 Sündüs ve Cem'in yaptığı 10. Aç ağzını. Of yapmayacaktır belki. Yaptım. Hadi. Yaptık. Yaptık. Bilmem. İddia 14. Sündüz ve Cem'in yaptığı 10. Oh. Son top girseydi. 15. Onlar 14 attı ama. Biz gideriz ama. Yani Gamze ve Fuat ile vedalaşıyoruz. Hadi kalk. 15 diyeydin. Biz kaç yaptık? 11. 13 dedin ama. Ben gelmem, ben oturacağım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ne demek? Çok seviyorum. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, yaparsın aşkımda elemeye gidiyorum. Elemeye. Bakalım kim denge barında daha uzun süre durup ailesini finale taşıyacak. Arkadaşlarım gelecek şimdi. Şimdi onlara tutunarak bir dakika boyunca prova yapabilirsiniz. Ardından ondan geriye sayacağız. Ve onlar sessizce oradan ayrılacaklar. Siz dengenizle baş başa kalacaksınız. Durulmaz ya. Zangır zangır titirerek. Sen kalsan olmaz. Allah.
Dur bilsin. Nasıl duracak ya? Ve ondan geriye sayıyoruz. Murat ve Uğur oradan ayrılacak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Dur, dur, dur. Adam çok çabuk düştü. Hay Allah. Başarılar. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Ve Sündüz ve Cem bize veda eden ikinci çiftimiz oldu. Sırt çıktı. Molehiye istiyorum. Yapacağım. Tamam mı? Ve şeftali tamam. İstiyorsunuz. Ve şeftali kebabı istiyorum. Tamam. 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 Tüm soran çok sormayan herkese ya. Çok selam söyleyeyim. 28'inde görüşürüz. Tamam. Ayakkabılarımız nerede? Ve hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, Yaparsın Aşkım Kıbrıs özel bölümünde finale gidiyor. Bakalım araba Kıbrıs'ta kime gidecek? Telafisi yok. Her atış araba değerinde. Niçin geldiğinizi unutmayın. Çünkü bir gole. Sevgili çocuklar, Yaparsın Aşkım'da finaldeyiz ve finalistlerimiz gelsin. Oyunumuz handball. Önce siz başlayacaksınız. Avantaj sizde ve başlamayı tercih ettiniz. 5 gol atan bir set alıyor. 2 set 0 kilometre dümeni ters bile olsa Kıbrıslılar için bir araba. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Ve İlk atış gelecek bakalım. Araba Kıbrıs'ta kime gidecek? Ali, seni çizgiye rica ediyorum. Gol yok. Topun başında Gülsev. Mavi takım kale. Seni çizgiye alacağım. Nefes al da öyle. Çok güzel. İlk gol geldi. Kırmızı takım 1-0 önde. Bakalım mavi takımdan Ali ne yapacak? Hadi be. Gol geldi. Senin üstüne çekecek dikkat et. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, gol
geçersin. Çizgiye bastın. Çünkü ayak çizgiyi geçti. Dikkat et, ona gelin de gelin. Araba değerinde bir atış bu. Lütfen dikkatli olun, üzülürsünüz. Bir şey değil. Durum 1-1. Sıra Gülsev'de. Güzel. Gol gelmedi. Yalvarırım. Ali topun başında. Çizsem seni çizgiye alayım. Hadi be. Giderekten elime çaktım. Aşkım. Tatlısın. Ve gol geldi. Hadi bebeğim. Dikkat. Yes. Gol gelmedi, hala 1-1. Bunlar araba değerinde. Hadi, özür hadi. Diliyorum, 1-2. Tamam, 1-2. Aç. Farkı 2'ye çıkarabilirdi. Olmadı, bakalım beraberlik gelecek mi? Güzel, tamam. Bir yere doğru. Gülsev liderlik koltuğunu vurdu. Lütfen bebeğim, lütfen. Allah'tan orada değilim. Hadi aşkım, yapabilirim, lütfen. Kırmızı takımdan yine gol gelmedi. Fark 2-1-3. Ve Çisem. At. Çisem atmamaya çalışıyor. Yere vur, düzün tarafına yere vur. Hadi. Ali 4 yapabilecek mi? Hadi aşkım yapabilirim. Hadi bebeğim. Kes bunu. Cebrail geldi. Hadi be. Ve yine gol gelmedi. Mavi takım seti kazanmak için oynuyor şu anda. Sen atan, ben atarım. Gol attığınız anda set sizin. Sen kaç. Yapamam. Yere vur. Yapamam. Of. Gülsev gol attı. Kes bunu. Bir tane daha atmalı. Hatta birçok gol atmalı. Hadi Ali. Ali golü atarsa set mavi takımın olacak. Hadi aşkım. Yapabilir.
İlk setin galibi mavi takım durum 1-0. Şimdi sizleri kavanoza gönderiyorum. Suratınızı asmayın. Olacak. Evet. Birbirinizi motive edin. Aşkım yapamıyorum. Kucaklarına atarım. Öleceğim. Kesmemiz lazım. Kesme, kes. O da yeter bana. Sen topu şey yap. Nedir abi? Top geldiğinde gözünü al şey yap. Bak ona göre ona göre şey yap. Tamam ama. Yere vur topu. Yere kızım tarafına yere vur. En azından sekip vursun gitsin. Kucağına atarım. Yukarı atan çünkü. Geldik taşla biraz kesme konusunda şey yaparak. Çocuk sırf beni işler. İşte senin tarafı işler. Ben de atarım. Benim tarafı da kesti. Ya yere çarptıracağım, bir şey yapacağım, bir şekilde yapacak bir şeyler. İnşallah olacak. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, ikinci set için finalistlerimiz gelsin. İkinci sete erkeklerle başlıyoruz. Kırmızı takım başlayacak. Cebrail, Ali, Gülsev, Çisem sırasıyla gideceğiz. 5 yapan seti alır. Bu seti almak zorundasınız. Aksi takdirde maytaplar yanar. Bu setten sonra bu araba sizin olabilir. Cebrail, buyur. Hadi aşkım. Hadi bir bir. Bakalım Çisem ne yapacak? Bir şey değil. Gel, bir şey değil. Bu da Cebrail'in ilk golü. 2-1 önde Kırmızı Spor. Hadi aşkım. Hadi. Kesmeniz lazım bana. Güzel, güzel. Aferin. At bunu, at bunu artık, at bunu artık. Durum 2-2. Hadi. Mavi takım kırmızı takımdan önce 5 yaparsa arabanın sahibi olacak. 2 nişanlı çift. Bir şey değil, bir şey değil, bir şey değil. Size kalecilik çıktı, şut, şut yok. Darmadağın oldum. Bir şey değil. Bir şey değil. Bunu kesersek yine tamamdır. Durum 2-2. Hadi. 3-2.
Yapamıyorum aşkım, yapamıyorum. Kes bana, beni o da yeter. Kes bana yeter. Hadi canım, hadi. Çok güzel bir çocuk, çok güzel bir çocuk. Hadi. En azından bunu at. Çok açma, çok açma, çok açma. Bir şey değil. Gel. Çisem gol atabilmek için kendini yerden yere vuruyor. Keselim bunu. Ve set geliyor mu? Hadi Cücü, hadi. Keselim bunu. Beş olur. Kes. Beş olur. Yaşa. Yüzüne vurdu. Sağ ol ki gibi bırak, hemen. Bırak, bırak. Bırak. Bırak bakayım ya. Beraberlik şansı Ali için ve mavi takım için. Kesecek, bunu da atacağım. Hadi gel. Bunu kesecek, atacağım. Atış o kadar önemli ki, kaçarsa senden sonra araba için atacaklar. Atarsan beraberliği yakalıyorsunuz, finalin başına dönüyoruz. Büyük avantaj. Hadi canım. Hadi. 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 Topla kendini, gidin at. Hadi at bunu. Bir tane at, arabayı al hadi. Ve geldik zurnanın zırt dediği yere. Bugün Kıbrıslı dostlarımız bizimle yarıştılar. Finalde ikisiyle yarışmaya devam ediyoruz. Belki de son saniyeler. Çünkü bir gole. Niçin geldiğinizi unutmayın. Araba mı geliyor? Araba mı? Bir şey değil. Bu öyle bir atış ki, karşılığında seti verebilirsiniz. Bunu kesecek. Zaten Cebrail'in başka şansı yok. Bunu kesersek araba bizimdir ama kes. Kesersek gene bizimdir. Gel ya. Çizgiyi alayım. Set mi geliyor? Set mi geliyor? Ve set geldi, durum 1-1. Güzel bir final oluyor. Son sete gidiyoruz. Artık şeyi yok, ne derler, geri dönüşü yok. 5 gol atan arabayı alacak. Sizleri kavanozlara gönderiyorum. Aşkım, ben yapamıyorum. Be aşkım, Allah'a göre bir şey değişmez. Yapacağım. İnanmayın diye mi? Sen yine kızın üstüne atmadın. Attım, hani yere attım işte. Yere vurmadı ki top. Üstlerine gitti direkt. Sağ derim yere sektir, kızın tarafına sola doğru sektir. Vursun gitsin. Bir de yani şimdi hırsan yani bitirene kadar devam edecek babayım. Yani... Aynen. Ben de biraz daha atabilsem çok iyi olacak da. Evet. Hem sen biraz daha atabilsen hem en azından kız ayaklarıma işlerim ha.
Ve alkışlarınızla son set için finalistlerimiz gelsin. Ya böyle? Ya böyle? Keşke böyle olsa değil mi? Bizde kalsın. İyi olur. Son sete Çisem'le başlıyoruz. Ardından Gülsev, Ali ve Cebrail sırasıyla oynuyoruz. 5 gol atan arabayı alıp götürür. Taş ucundan. Yavaş yavaş süzülerek. Taş ucuna gidiyorsunuz Mersin. Efendime söyleyeyim, gece yarısı feribota biniyorsunuz. Sabah Girne'de iniyorsunuz. Nefis bir manzara. Kale i̇nşallah, değil inşallah. Mi? Girne Limanı. Ondan sonra bir bakıyorsunuz bütün arabalar ters geliyor üstünüze. Buyurun sizi kaleye alın. Hadi bakalım. Hadi. İyi oynayan kazansın, başarılar. Buyur Ali. Telafisi yok. Her atış araba değerinde. Golsüz başladık. Hadi kes bunu. Bunu kesersek gene tamam. Çok güzeldi. Sen benim be bu işi. Ben paralı bir açam sen oyna. Büyük bir avantaj. Ali, kaçırmamalısın. Tahmin ettim. Tahmin ettim. Aşkım. Yine sırattık ya. Acayip bir avantaj gidiyor. Bir şey değil, gel. Hadi. Kesmeye bak sen. Ya kesmeye kaçar bak. Bu hadi. Böyle bir şey olamaz ya. Kesmeye bak. Evet, bu da güzel. Her gün bayram değil. Hadi aşkım. Hadi aşkım. Ters gelecek bu taraf. Şöyle, zaten golle erik ettiler. Adam atar bize golü. Aynen. Hadi aşkım yapalım. Her türlü erik. Biraz gel. Adam tek başına bütün oyunu oynadı ya. Ben atarsın mı? Şaka ben abi. Yoksa sen... Sen kes bana yeter. Sen kes bana yeter. Şaka değil. Yani gol atmak bir mesele, atamamak iyi değil ama kurtarmak da bir mesele. Evet, sen kes o da yeter bana. Kurtar. Avantaj sizde. Hadi, adamın üstüne sanki şartımı olur. Moral bozmak yok. Daha bu pilav çok su kaldırır. Yaşatırsın, o yerle tabii. Hiçbir şey canım. Ben adamın üstüne mi var mı? Ah.
Olmaz ya, yeni... Bak bak. Kes bana o da yeter, kes. Hayır yani. Kurtar bana o da yeter, kurtar. Hadi. Kurtar. Çok güzel kurtar. Kurtaramadım mı? Kırmızı! Kırmızı! Arkadaş. Her iki çift içinde arabaya 3 gol kaldı. Kes, bunu kes, bunu kes, bunu kes. Hadi be. Hadi aşkım. Hadi aşkım. Hadi aşkım, lütfen. Bunu kes. Atın ya. Bana çattı ha. Bunu ben anlıyorum. Hadi at bunu. Bak son golü ya, at bunu. Bize niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Biz de kendimize eziyet yaparız ama. Durum 4-4. Kızın tarafı. Kim gol atarsa... Yani ilk giren gol araba demek. Her iki çift içinde bir golü araba. Tek bir gol. Kim atarsa çizgi arabayı alır. İçeride durun. Atan alır. Araba mı geliyor? Çok. Ya olmaz, Allah'ım yapma. Güllü, yaptın yapan inan. Bak bunu kurtarırsak alırız. Bunu kurtarmamız lazım. Avantaj gitti. Kırmızı takıma. Ya da avantaj geldi. Bunu kırmızı takıma. Bir golü araba. Araba mı geliyor? Hadi be! Hadi aşkım, hadi bebeğim, ne olur yalvarırım, lütfen yapan. Hadi aşkım, evet. Hadi. Kurtarmamız lazım. Hadi aşkım. Bir gol araba! Aşkım, hadi. Araba mı geliyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.